Merhaba arkadaşlar, bugün KPSS 2022 çalışma günümüzün 19. günümüzdeyiz. Saat 19 oldu akşamın ve ben de hala bitiremedim ama az bir şey kaldı. Eğitim bilimlerinden 5 sayfa çalışacağım, o kaldı. Ama beynim çok yoruldu. Şu anda bebeğime yemek yedirmem gerekiyor ve çok zor yemek yiyen bir bebek. Yani 2 saat onunla ilgileneceğim diyebilirim. Ama bu 5 sayfayı bitireceğim elbette, neyse. Önemli olan konuya gelelim şimdi. Önemli olan konu şu, biten şeyler var. O yüzden yeni şeyler eklenecek programımıza ve bazı şeyler çıkacak. Şimdi neler eklenecek, neler çıkacak? Öncelikle ayrıntılı olarak anlatmadan önce şunu söylemek istiyorum. Yarınki programımı söylemek istiyorum. Aydın Yüce genel tekrar videolarını bitirdik bu arada. Alkış, şak 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 şak, 25 video bitti. Evet. Peki yarın neler yapacağız? Kavram haritası. Hani sensör tarihin hepsini okuduk ya. Onu okuduk ya. Ondan kavram haritası çıkartıyorum ve kavram haritası bu çıkardığım kavram haritası videoları da 1-2 dakikalık video oluyor. Sadece bir video uzun oldu. O da bir sayfaya mesela atıyorum Osmanlı kültürü ve medeniyetle ilgili her şeyi sığdırıyorum. Her şeyi dediğim her şeyi değil tabii ki. Kendimin karıştırdığı ve ezberlemekte zorlandığım yerleri. Evet, bu şekilde kavram haritası oluşturuyorum ve yarın bunları bitireceğim. Hepsini oluşturmak zorundayım. Yani yarın zor bir gün olacak benim için. Yine PGM 5 sayfa yapacağım ve sayısal mantıktan bir video, bir soru tarzı hazırlayacağım. Evet, bu üçünü yapacağım yarın. Bu 3 madde. Ondan sonraki günümü de hazırladım. Ondan sonraki günümde neler var peki? PGM'i hallettik. Zaten 5 sayfa çalışacağız. Kavram haritası evet, ondan sonraki gün daha ayrıntılı bir şekilde hazırlayacağım ama böyle bir taslak yazdım. Kavram haritası videoları hazırladım ya, tabii bu videoları niye hazırladım? 1-2 dakikalık video, kısa kısa videolar. Bu karıştırdığım yerler, bunları sık sık dinlemem gerekiyor. Bunları dinleyeceğim. Bunlar toplamda kaç dakika olacak bakacağım ona göre. Atıyorum günde 10 dakikasını dinle diyeceğim sadece. Bakalım bir bitireyim de ona göre bir kesin şey yapacağım. Aydın Yüce genel tekrar videoları da hazırladım. Bu da işte 5 dakikalık, 6 dakikalık süren videolar. Bu videolardan da 2 video izle demişim mesela. Böylelikle Aydın Yüce'nin genel tekrar videolarından da işte soru çıkarttım böyle, biliyorsunuz. O videolar da var. Ve gerçel matematik zaten, sayısal mantık zaten, bir soru tarzına çalışacağız. Ve evet, ekstra şey, PGM 30 deneme, tarihten 3 deneme çöz. Bu denemeyi birlikte canlı yayında veyahut da çözebilirim veyahut da çözmem, onu bilemiyorum. Ona karar veririm sonra. Evet, bu şekilde yapmayı planlıyorum. Programımız bu yönde ilerleyecek. Yani biz neler bitirmiş olduk? Tarihi bitirmiş olduk. Denemeye geçiyoruz ya. Var mı böyle bir şey? Biz artık tekrarlara geçeceğiz Allah'ın izniyle. Yarın zor bir gün olacak. Yarın kavram haritalarının hepsini çıkarmam gerekiyor. Evet. Yani bu kadar. 19. günümüzde bu. Bir de ben ne bitirdim biliyor musunuz? Bu 18. günde aslında. Bakınız göstereyim. Bu efsane PGM eğitimleri, bilimleri var ya. Bir de ben ne bitirdim? Gelişim psikolojisini bitirdim arkadaşlar. Ama bunu ben şey yapmadım. Yani birincisi kavram haritası çıkarmadım. Bununla ilgili soru çözeyim diye kendimi denemeye falan geçmedim. Acaba diyorum bununla ilgili de kavram haritası çıkartıp bununla ilgili soruya da mı geçsem? Çünkü yaklaşık 2-3 gün sonra öğrenme psikolojisi de bitecek. En iyisi ben ne yapayım? Yarın bu öğrenme psikolojisi de bittikten sonra ondan sonraki gün bu gelişim psikolojisi ve öğrenme psikolojisiyle ilgili de kavram haritası çıkartıp güzelce videolarını yapayım. Onlarla ilgili deneme bulayım bir ben. Bulamazsam da satın alırım. Ona da bir başlayalım yani. Ona da başlayalım, evet. Aslında sadece bunu çözmeyi planlıyordum ama onunla ilgili deneme bulayım. Evet, öyle yapalım. Öyle gidelim diye düşünüyorum. Bakalım. Böylece bildiğin eğitim bilimlerinden 2 ders bitmiş olacak. Tarih bitmiş olacak. 18. günündeyiz.
Ya harika gidiyoruz ama hızlanmalıyız değil mi kızım? Kızıma yemek yedirmeye devam edeceğim. Görüşmek üzere.